Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz Hilmi hocam. Bir dakika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, bir dakika. Kronometreyi durduralım. Evet. Tam size söz verdiğim saatte buradayım. Nasıl? Çok iyi. Hakikaten tam vaktinde geldiniz. Tebrik ederim. Bu sefer doğru eve geldim değil mi? Haluk Beyciğim, şunu tutar mısınız lütfen? Size rica etsem. Evet, merak etmeyin, korkmayın, ağır değildir. Ama lütfen güvenli bir yere koyun. Şu sıralar bisiklet hırsızları fena arttı da, o yüzden yanımdan hiç ayırmıyorum Bıdı. Bıdık mı? Evet, bisikletimin adı Bıdık. Bıdığı ben iyi bir yere koyayım. Lütfen, lütfen. Sen şimdi burada uslu uslu dur. Tamam mı Bıdık? Alo. Teşekkür ederim Haluk Bey. Nesnelerle duygusal bağ kuran çok kibar ve zarif bir insan. Ya öyledir. Ne filmdi ama? Hangi film? Bisiklet Hırsızları. Mükemmel filmdi. Victor de Sica. Bir başyapıt yani. Masterpiece. Görün akşam seyredelim mi? Efendim bırakın şimdi filmi falan. Unutun. Ne filmi Tuna Bey? Biz burada kriz toplantısı yapmaya geldik. Siz hala film diyorsunuz canım. Tunacığım yerle bir ettin imajımızı. Fikri Hocam lütfen şu anne babayı biraz bilinçlendirir misiniz? Yani çocuklar sırf bu yüzden sınavı kazanamayacak. O yüzden buradayım efendim. O yüzden buradayım. Evet, hazırsanız toplantıyı başlatıyorum. Zira vaktim yok, buradan başka bir veli grubuna gideceğim. Evet, son, iki, üç, dört. Başlattım. Nasılsınız Gönül Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Siz nasılsınız Tuna Bey? İyiyim. Hamdolsun gayet iyiyim. Siz nasılsınız hocam? Ben de çok iyiyim. Maşallah. Meltem Hanım, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz de iyi misiniz? Çok iyiyim. Haluk Bey, siz nasılsınız? İyi. Siz? Çok iyi. Evet, harika. Aman hepimiz iyi olalım. Önce sağlık, öyle değil mi? Herkes iyi olduktan sonra her şey iyi olur. Öyle değil mi efendim? Doğru, doğru. Önce sağlık. Sağlığınız nasıl Gönül Hanım? Benim iyi, sizin nasıl? Çok iyi. Ya sizin Tuna Bey? Yani iyi gibi iyiyim. Yani iyi sanırım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Zaten insanın sağlığı bir gitti mi? Allah korusun. Sistem bir bozuldu mu? Özellikle psikoloji. Bak, her şeyin sebebi psikoloji. Dert etmeyeceksin ya. Rahat olacaksın. Ölümlü dünya. Oho. Zaten şurada ne kadar ömrümüz kaldı efendim? Hocam, acil toplanalım demiştiniz. Acil toplantı. Doğru, haklısınız. Çocuklarımızın adı neydi? Orçun ve Merve. Orçun ve Merve. Orçun ve Merve. Doğru. Orçun ve Merve. Hatırlayamadım ya, pardon. Fotoğrafları var mı acaba? Çok fazla öğrencim var da. Bir göstersin. Evet. Aa! Orçun ve Merve. Sizi şirin şeyler sizi. Evet. Hatırladım. Evet, güzel. Bu çocuklarımızın problemi neydi? Buldum. Buldum efendim, biliyorum. Ödevlerini yapmıyorlardı. Hayır. O Cemre'ydi. Tamam efendim. Derslerini dinlemiyorlardı. Yok o da değil. O da Nazlı'yla Emre'ydi. Hay Allah. Neydi ya bu çocuk? Hatırlayacağım. Hatırladım. Bravo. Arkadaşlar, Orçun ve Merve'nin çok büyük bir problemi var. Bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah, yok şey. Bu problemin adı motivasyon. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Efendim, motive olamıyorlar çünkü hedefleri yok. Hedefleri yok. O yüzden motive olamıyorlar. Motive olamıyorlar çünkü hedef seçemiyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Ayrı düğün tutarız bu evde, sır dolu şu halim.